Ayda kurgulamış olacağız. İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın yaptığı araştırma eğitimdeki fırsat eşitsizliğini gözler önüne serdi. Dar gelirli bir aile çocukları için anaokulundan üniversiteye kadar yaklaşık 4500 lira harcayabiliyor. Bu rakam üst gelir grubu için ise 668 bin liranın üzerinde. Türkiye'de bir çocuğun anaokulundan üniversiteye dek eğitim masraflarının dar gelirli aileye maliyeti 4500 lirayken bu rakam üst gelir grubundaki aileler için 668 bin liranın üzerinde. Aileler her şeye rağmen ellerine geçen paraları buraya harcıyorlarsa bu sefer de boğazlarından kısılıyor demektir. Bu da ayrı bir haksızlık. Buna doğum, bakım, kreş, sağlık, giyim, ulaştırma ve gıda giderleri de eklenince rakam katlanarak artıyor. Öyle ki dar gelirli aile için harcamalar 80 bin lira, üst gelir düzeyindeki aileler içinse rakam 1 milyon liranın üzerine çıkıyor. İşsizler ve asgari ücretlerin sayısını düşünürsek Türkiye'de çok büyük bir kitle eğitimden çok az nasibini alabiliyor. Dolayısıyla bir sosyal huzursuzluğun da temeli. Bu veri İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın Türkiye'de eğitim harcamaları ve ailelere maliyeti raporundan. Dar gelirli aile için asgari ücret, orta gelirli aile için 4 bin lira ve zengin aile için de aylık 8 bin lira gelir baz alınan ve her yıl için %5 enflasyon farkı gözetilen araştırma eğitimdeki fırsat eşitsizliğini gözler önüne seriyor. Milli eğitime pay ayırması gereken hükümet olduğuna göre bunun sorumlusu da hükümettir. Gelir düzeyi çok düşük olanları bir müşteri olarak görmek yerine onları desteklenmesi gereken yurttaşlar olarak görmeli. Almanya'da 8